Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yine birlikteyim. Hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma ve beni dinlemeye. Bugün sizlerle elma kompostosunu yapacağım. Kış mevsiminde gerçekten ihtiyacımız olan şeylerden biridir bu. Kurularıyla yaparsak hoşaf oluyor. Ama yaş bir elmayla falan yaparsak kompost oluyor. Şimdi birlikte yapmaya geçelim. 3 tane elmamı alacağım, soyacağım ve ufak ufak doğrayıp tencereme koyacağım. Şekeriyle, suyuyla birlikte beraber izleyelim şimdi. Elime 3 tane, birini temizledim zaten, içini oydum hemen. Sizinle tekrar birlikte bunları beraber yapalım. Hemen elime aldım ve güzel bir şekilde soyuyorum. Önce yıkadım tabii ki. Buraya koydum. Böyle soyalım. Elimizdeki elmalar filan çocuklarımıza gerçekten faydalı bir şeydir. Hemen baktık yiyemiyoruz, araya gidiyor. Ne yapıyoruz? Hemen komposta yapıyoruz. Bunu çıkarttım deminkinden. Şimdi şuradan şu elimde, gerçi bunu ikiye ayırıp dilim dilim de içini temizleyebilirsiniz. Bu elimde var şimdi elma oyacağı. Hemen böyle yapıyorum. İçindeki çekirdekleri güzel bir şekilde aldım. Bunları buradan çıkartıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz bunu şimdi? Diğerlerini soymaya yaparım birazdan. Sizleri fazla şey yapmadan, sıkmadan tarifimi vermek istiyorum. Bu kalınlıkta ikiye bölüm. En azından kaşığımıza da güzel bir şekilde sığsın. Böyle 2-3'e bölüyorum. Tenceremize koyacağım. Şimdi biraz sonra da ne yapıyorum? Hemen suyumu ilave edeceğim. Gördük. Kışın bunu çok yaparım. Çorbalı şeylerin yanında, pilavlarımızın yanında. Ne bileyim, böreklerin yanında çok da güzel, lezzetli oluyor. Bir tane de beyaz elmayı hemen soyayım. Karışık daha lezzet veriyor bu. Soymamız lazım çünkü o kabuklar sert sert ne yapıyor? Dilimize değiyor. Pardon. Hemencik bunları soyup tekrar bakacağız. Şeyleri doğradık. Elmalarımızı küçük küçük doğradık. Ne yapıyorum? Hemen içine, ben bu 3 tane elmama, biri büyüktü, öbürleri orta boydu, 1 litre kadar su koyuyorum. O suyu aslında sizin arzunuza göre, ama 1 litre buraya çok güzel oluyor. Ve 1 litre suyumu boşalttım. 1 litre suya ben 1 bardak, su bardağı şeker koyacağım. Bu biraz kaynasın. Ondan sonra şekerimi dökeceğim. Arzulayan şekerine bakıp eğer azsa kendilerine ne yapıyorlar? Biraz daha şeker katıyorlar. Şimdi bunu ben kaynamaya bırakıyorum. Böyle kaynadığı zaman şekerimi ilave edeceğim. Şu anda kaynıyor. Güzel güzel elmalar. Ne yapıyorum? Kaynadıktan sonra demiştim, şekerini atacağım. Bir su bardağı da şeker döküyorum. Biz kendimize göre yaptığımız için şekerini bu kadar koyuyorum. Ama çok tatlı istiyorlarsa yarım bardak daha, kendi zevklerine, arzularına göre, damak tatlarına göre değiştirebilirsiniz. Bunu bir de böyle kaynayacak. Zaten fazla kaynattım mı hamur gibi olur. Hiç güzel olmaz. Birkaç kere daha tıkıladıktan sonra altını kapatıp servis yapacağım. Benim de başka bir şeyim var. Damak tadım diyeyim, zevkim var. 3-4 tane de karanfil atıyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bunun kokusu. Çok seviyorum. Hem de sağlık için de güzel, rahatlatıcıdır. Bu için de kaynasın hemen. Böyle kapatayım. Bir iki daha kaynasın, servisi beraber yapalım yine. Artık elma kompostumuz tamamlandı. Altını kapatıyorum. Fazla böyle ağzımıza alıp da böyle kıtır etmiyorsa bilin ki pişmiş demektir. Yalnız benim videolarımı lütfen sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Bazen unuttuğum şeyler oluyor, sonunda ekliyorum. Çünkü bugün de aynı şekilde bunu unuttum, sizlerle
paylaşayım tekrar. Ben bu soyduğum kırmızı elmaların atmıyorum. Bak böyle kabuklarını içine atıyorum ki rengi daha güzel, suyumun rengi daha güzel kırmızı olsun, böyle hafif pembe olsun ki daha hoş görünsün. Böyle kabuklarını da içine atıyorum, sonra da çıkarıyorum. Onu unutmayın. O da ayrı bir püf noktası. Şu anda şimdilik söndürdüm. Şöyle bakayım. Önüne geçmeyeyim kameranın. Hemen ne yapıyorum? Kaseme boşaltacağım. Şöyle elim yanmasın. Gördüğünüz gibi suyun rengi de, şöyle göstereyim. Suyun rengi de daha böyle kırmızımsı oldu. Güzel bir şey bıraktı. Böyle. Kompostomuz hazır artık. Biraz soğumaya bırakıp servisimizi tamamlamış oluyoruz. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, benimle kalın.